Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzda yine her zamanki gibi bir kelime. Soru sorar donduk mu? Şu an ekranda bir donukluk görüyorum. Dondu mu acaba ekran? Buradayım, buradayım. Merak etmeyin. Geldim. Bir an gitti, evet. Gördüm, dondu. Geldim arkadaşlar. Tamam değil mi? Peki. Arkadaşlar birinci sorumuz aybişle başlayan bir ifade. Şimdi aybişle başlayan bir gramer sorusunda bilmeniz gereken en temel şey şu. Arkadaşlar hayaller 2'den başlar diye bir kuralımız var. Ne demek hayaller 2'den başlar? Bilgisi olan var mı? Hayaller 2'den başlar. İfadesinde evet arkadaşlar, I wish ifadesi bir varsayımdır. Keşke anlamına geldiğini zaten biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar present kullanmıyoruz. Doğal olarak ilk kelimelere dikkat etmenizi istiyorum sizden. İlk kelimelere. Can ilk kelime present'tır arkadaşlar. Will yine aynı şekilde birinci hali. Could olabilir. May yine aynı. Should yine aynı. Tek cevabımız C arkadaşlar. Var mı sorun? Yok. Yani I wish ifadelerinde arkadaşlar geçmiş zamanlardan uzak duruyoruz. Geçmiş diyorum. Present zamanlardan uzak duruyoruz. Yanlış olmasın. Present zamanlardan uzak duruyoruz arkadaşlar. Öncelikle 2'den sonra 3'ten devam ediyorsunuz. Should ifadesi, may ifadesi bunlar ilk halleri itibariyle verildiği için wish cümlelerinde sağlıklı değildir arkadaşlar bunlar. Ha, burası might have olsaydı katılabilirdim. Tamam mı? Could have olsaydı katılabilirdim arkadaşlar. Ama tekrarlıyorum. Present olanları bırakın. İlk önce 2'den başlayın. Yani hayaller 2'den başlar. Kuralımızı unutmayın arkadaşlar. 2'ye geldim. Şimdi ikinci cümle gördüğünüz gibi bir zaman sorusu. Arkadaşlar during the last 6 months size ne hatırlattı? Bu bir gramer kuralı biliyorsunuz. During the last 6 months nedir arkadaşlar? Hangi kural bu? Evet, Fido. Değil mi arkadaşlar? Fido da diyen arkadaşlarımız var yer yer. Vidini de katıyoruz içine. Arkadaşlar normal şartlar during the last 6 months have had uç alır. Değil mi? Perfect tense. Peki seçeneklere perfect olan have had uç var mı? Yok. E bu durumda biz ne yapacağız? Madem present perfect yok, o zaman past perfect yapacağız. Bu kadar basit arkadaşlar. Present perfect yoksa past perfect yapacağız. Ama past perfect yaparken diğer tarafı da 2 olarak vermemiz gerektiğini unutmayalım. Çünkü past perfect biliyorsunuz tek başına gelmez arkadaşlar. Yanında bir destekleyici olur 2 olarak. Fido nedir diye sormuş arkadaşım. For, in, during, over ifadesi Fido'nun F-I-D-O'su. For, in, during, over arkadaşlar. V ile ekleyen var W'yu. O da within kelimesi. Within. Yani bunlardan sonra bu 5 tane prepozisyondan sonra the last, the past geldiğinde burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar perfect tense yapıyoruz. Önce present perfect yoksa past perfect tercih ediyoruz. Cevabımız ne oldu? 5 arkadaşlar. Evet, dede baston demiştik. Doğrudur Özgür Hanım. Dede baston demiştik. Head 3 varsa bir 2 gerekiyor arkadaşlar yanında. Unutmayalım bunu. Ha bu arada başlarken söyleyeyim, sorularınız varsa soru üzerinde sorun. Soruyu geçtikten sonraki soruları not alın, en son sorun, tamam mı arkadaşlar? Unutmayın, dikkatimiz dağılıyor çünkü arkadaşlar dikkati dağılıyor. Geriye dönmeyelim. O anda sorun, soramadığınız, unuttunuz arkadaşlar diyelim soruda. Yazın, not alın, sonra konuşalım bunu. Her soruya cevap verilir, rahat olun arkadaşlar. 3'e geldik. Şimdi burada relations diye başlamış bir ifademiz var. Gördüğünüz gibi ilişkiler. Arkadaşlar mantıklı olarak iki ülke ve ilişkiler. Cevap ne olur? Çok rahat bir soru gibi düşünüyorum. İlişkiler. Burada da iki ülke var. Ne olacak arkadaşlar? İki ülke arasındaki ilişkiler.
Zaten burasının pasif olduğunu görüyorsunuz. Be damaged pasif olduğu için de buy gelmiş. Hiçbir sakıncası yok. Arkadaşlar pasif bir ifadeyle buy arıyorsunuz. Bulamadınız. True da olur. Onu da bilin. Buy yerine true da rahatlıkla kullanabilirsiniz dedik. Geçiyorum. Bunlar rahat yapılırdı diye düşünüyorum. Üzerinde zaman kaybetmeyelim. Pasif sonrası bir prepozisyon sorulursa diyorum. Tarafından anlamı vermek istiyorsunuz diyelim. By yoksa şıklarda true ile de bunu sağlayabilirsiniz dedim. True, true, to değil, true. Evet, problem yok. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi seçeneklere bakacağım ama ben bakmadan önce ikili yapı olduğu için her zaman yaptığım şeyi yapıyorum. Birinci boşluktan sonra prepozisyon, ikinci boşluktan sonra da bir prepozisyon var. Bu adam bana ikili bağlaç soruyor. Seçeneklerde ikili bağlaç olan seçenek cevaptır arkadaşlar. Böyle bir ikili bağlaç yok. Böyle bir ikili bağlaç yok. Böyle bir ikili bağlaç yok. Tek ikili bağlaç not only but also arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Yine bilginiz olsun diye söylüyorum. Ben olsam öyle soruyorum. Not only but also ifadesini vermek yerine not only'yi verip arkadaşlar şuraya but yazıp şuraya as well de yazabilirler. Bu da işin diğer bir yolu aklınızda bulunsun. Not only but as well diyebiliyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Oldu mu? Evet. Yine not only'nin only'si yerine arkadaşlar sınavda da bu kadar kolay mı çıkıyor? Yok değil, zor bir sınav değil arkadaşlar. Yani bu kolay değil ya. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Bu kolay değil. Bildiğiniz için kolay bu. Yani şunu normal bir İngilizce kursuna gitmemiş insan önüne koyduğu da bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar. Sınava aşinalık kazandıkça ve kural bu olunca rahat geliyor size. Öyle demeyin. Genelde arkadaşlar şunu der. Hocam beraber çözerken çok iyi oluyor. Eve gittiğimizde çözemiyoruz diyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Onun gibi. Yani bunlar kafa karıştıran şıklar aslında. Ama şunu tekrar söylüyorum. Birinciden sonra gelen yapı, ikinciden sonra gelen yapı aynı şey olduğunda bağlaç istiyordur. Bunu bilin, tamam mı? Evet, elersiniz. Yani kuralları bilirseniz elersiniz. Yani sizinle 10 gün içerisinde verebildiğim kadar kural vereceğim zaten. Yani birikmiş olacak bir takım şeyler. 10 gün değil de 30 gün yapsaydık tamamdı. Evet. O zaman da arkadaşlar alacak bir şey kalmazdı. Evet, 4 tamam herhalde. Sadece player'e bakmak demiyorum ben Murat Bey. İsim varsa isim gelir. Fiil varsa fiil gelir. Prepozisyon varsa prepozisyon gelir. Aynı türden yapılar geliyorsa diyorum bağlaç arıyordur sizde. Buyurun arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi selfli yapılar gördüğünüz zaman size her zaman şunu şiddetle tavsiye edeyim. Seçeneklerde selfli, serviceli yapılar görürseniz özneye sımsıkı sarılın arkadaşlar. Özneye göre gelir çünkü selfli yapılar. Burası she olduğuna göre olması gereken şey herself'tir arkadaşlar. Peki. Yani oraya kendi başına diyor ya hani bir zamanlar bir şarkı var. Tek taşımı kendim aldım falan diyordu ya. Arkadaşlar kendi başına, kendi başıma derken by myself, by herself, by yourself gibi cevap ne? Herself. Yours nereden çıktı? Hani a friend of mine deriz ya bir arkadaşım derken. Bu da a friend of yours. Senin bir arkadaşın yani. A friend of your demiyoruz. Senin bir arkadaşın derken. A friend of yours. Tamam mıyız arkadaşlar? Cevap denizdi. İlerliyorum. Şimdi much more other than too much such ve as to diye bir ifade var. Anlamlarını vereyim sonra geçelim. Arkadaşlar as to ifadesini gördüğünüzde about diyeceksiniz. As to about demektir. Regarding about demektir. Bunlar lazım olur. Regarding ve as to about demek notunuzu alın arkadaşlar. Such tek başına geldiğinde böyle anlamına gelir. Böyle. Too much çok fazla. Other than şundan başka yani yanındakinden başka anlamına gelir other than. Much more çok daha. Arkadaşlar olayı bir görelim isterseniz dikkat edersek burada hemen. Müşteriler diyor sıklıkla etkilenirler. Ne de arkadaşlar? By elements. Bir takım elementlerden. Other than price. Fiyattan başka elementlerden etkilenirler. Arkadaşlar burada more than olsa olmaz mıydı? Fiyattan daha çok da diyebilirdi ama yok öyle bir şey. Much more price çok daha fazla fiyat bu element bunu nasıl bağlayacağız birbirine?
Bir burada ne diyeceğiz? Other than price. Bir şeyler satın alırken fiyattan başka elementlerden etkilenirler. Cümle bu. Tamam mı güzel arkadaşlar? Other than. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Cevabımız bu oldu. Concerning. Evet Murat Bey, o da ilgili. Bizim regarding'le, as to'yla yakından ilgili about anlamı veren bir ifade. Güzel. Arkadaşlar kelime sorumuz var bir tane. Bu defa biraz ileri geldi kelime sorusu. Konuşalım. Şimdi burada kelimelerin anlamlarına bakarsak niyet, ikna, onay, algı, alım gibi anlamları var. Algı biraz daha farklı. Perception, benim kastettiğim algı bir şeyi alma olayı. Allowance da normalde harçlık demek arkadaşlar ama izin, müsaade anlamında da kullanabiliyorsunuz. Peki buradaki mantık ne? Burada bir yönetim kurulu varsa, board yönetim kurulu burada arkadaşlar. Yönetim kurulu varsa, tabii yönetim kurulu deyince arkadaşlar bu illa sosyal bilim gibi düşünmeyin arkadaşlar. Hastanenin yönetim kurulu da oluyor. Problem yok yani. O zaman the board dediğim için ne olacak arkadaşlar? Yönetim kurulunun mantıken yani ben olsam onayı derim arkadaşlar. Doğru mu? Onayını alamadı. It didn't get approval of the board. Yönetim kurulunun onayı. Size bir kelime vereyim mi? Sınavda çıkacak arkadaşlar. Lazım olur. Persuade kelimesi var ya. Bunun bir de zıttı var arkadaşlar. Dissuade. Caydırmak anlamında kullanılır. Not alın bir yere, işinize yarar. Dissuade, persuade. Dissuade, persuade'in tam tersi arkadaşlar. Tamam mıyız? Evet. Dissuade, evet. Yani per yerine dis yazıyorsunuz. Sonrası suade. Aynı zaten. Peki. Bakalım isterseniz kelimelerimize functions arkadaşlar fonksiyon zaten. Claim iddia anlamına geliyor. Deneyim, öneri ve hayal kırıklıkları olarak ifade ettiğimiz seçeneklerimiz var. O zaman şunu daha önce bir soruda daha söylediğimi hatırlıyorum arkadaşlar. Post ifadesi. Yani postu kalın diye bir ifade vardır ya. Postu kalın derler. Ensesi kalın gibi. Post makam demektir arkadaşlar. Mevki demek. Evet. Doğal olarak burada bu makamın bir şeyleri diyor. Den biri yani bu koltuk, bu pozisyon, bu makamın bir şeylerinden biri uygun personeli işe almak olacak. İyi de yani o zaman ne? Bu makamın arkadaşlar işlerinden biri, fonksiyonlarından biri uygun personeli almak. Muhtemelen neden bahsediyor arkadaşlar? Human resources'tan bahsediyor. İnsan kaynakları. Değil mi? Başka da özel bir şey yok burada. Görmüyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Ses kesik diyor Ötü Bey. Herkeste aynı şey var mı? Tamam. O zaman Lütfü Bey sizin oradan kaynaklanıyor. Geçer birazdan. Birazdan geçer. Problem yok. Geçiyorum. Devam ediyorum. Arkadaşlar sonraki cümleme baktığımda reliable güvenilir anlamında essential biliyorsunuz hayati, doğru, aşırı ve yine karşılaştırmalı nispeten diyoruz daha çok. Relative var ya nispeten, comparative, nispi. Arkadaşlar sorudan önce başka bir şey söyleyeyim ben size. Şu kelimeyi var ya comparative kelimesini relative ile zarf şeklinde düşünün. Relatively, comparatively. Bu ifadeler paragraf sorularında seçeneklerde verilirse muhtemelen sizden bu şıkkı cevap olarak istiyordur. Aklınızda bulunsun. Comparatively, relatively. Bunlar boş yere şıklara koyulmaz arkadaşlar. Şıklara koyulma sebebi o şık doğru olduğunda eleştirilerden kurtulmadır sınavlarda. Yani comparatively ve relatively seçeneklerde geçiyorsa o şık üzerinde özenle durun arkadaşlar. Cevap olma ihtimali yüksektir. Şimdi soruya döneyim ben. Arkadaşlar buradaki olayımız ne? Psikoloji hayatımızın pek çok yönünü etkilediğinden dolayı diyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Etkilediğinden dolayı. Buyurun bir kelime getirin. Şu bir şeydir diyor. Ne diyeceğiz arkadaşlar bu durumda? Mesela güvenilirdir yerine önemlidir diyebilirim. Hayatidir. Aşırıdır demem arkadaşlar ya. Aşırıdır demem. Ne bu arada? Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Bakın şimdi.
temel gerçekler ve araştırma metotları konusunda bir şeyler bilmek diyor aslında burada. Bilmek. Buraya ekleyin. Nedir o zaman arkadaşlar? Madem diyor psikoloji bu kadar önemlidir, o zaman diyor temel gerçekler ve araştırma yöntemleri hakkında bir şeyler bilmek dediğimde önemlidir, hayatidir şeklinde bir kelime gelecek arkadaşlar karşımıza. Tamam mı arkadaşlar? Peki diyeceksiniz hocam ben bunu anlamam için uzun bir cümle ne yapacağım? Arkadaşlar alın kalem elinize. Kalem var elinizde arkadaşlar. Kullanın kalemi. Relative clause değil mi bu? Atın şu relative'i. Atın şu relative'i. Fiile kadar gelin. Sorun çözülsün. İnsanlar arkadaşlar biliyorlar diyor değil mi? Ne biliyorlar? Temel gerçekler veya araştırma yöntemleri. Yani biliyor olmaları önemlidir, hayatidir. Aradakinin çok bir önemi yok. Bizi ilgilendiren burada şunu kurtarabilmemiz için diğer tarafın yüklemini yakalamamız lazım arkadaşlar. Tamam mı? That even those who ifadesi, even those ifadesi, those daha doğrusu the people anlamına gelir arkadaşlar. Ya da the things. İki anlamı vardır those'un who ile veya which ile devam ettiği durumlarda. Those who, the people who demektir. Those which, the things which demektir arkadaşlar. Lazım olur. Evet. Dün ben size bahsettiğim bazı kelimeler vardı. Essential deyince aklıma geldi. Tekrarlayayım bunları. Essential, crucial arkadaşlar. Vital, urgent'ı da söylediysem söylemişimdir belki. Bunların to ve for aldığına dikkat edin arkadaşlar. Oldu mu sınavlarda? Yani bir prepozisyonla sorulduğunda bu kelimeler yanlarında prep sorulursa to ve for'la kullanıldığına essential, vital, crucial, Urgent'ı da dahil edin buraya arkadaşlar. Tamam mıyız? Evet. Geçelim. Bugün sakin konuşuyorum diye uyumaya kalkışmayın ha. Tamam mı? Evet. Uyuyan kimdi? Özgür Hanım siz miydiniz? Yoksa İlhan Hanım biriniz uyumuş, uyudum diyordunuz ama bu benden kaynaklıydı muhtemelen. Evet. Evet. Haydi devam ediyoruz arkadaşlar. Is improving diye bir ifademiz var. Şimdi improve ne demek arkadaşlar? Improve. Gelişmek, düzelmek değil mi? Güzelleşmek vesaire. Improve. Peki acaba improve gelişmekse mantıklı olan hangisi olur arkadaşlar? Nasıl gelişme gösterilir? Nasıl gelişme gösterilir? Yani soruyu ben sorunca daha mı rahat geliyor arkadaşlar soru? Yani arkadaşlar sağ taraf kelime sorularında her zaman en önemli bölümdür. Hele hele bu bir fiilse ve zarf soruyorsa zaten otomatik olarak fiile soracaksınız nasıl diye. Nasıl gelişme gösterilir? Derece derece gelişme, kademe kademe, aşama aşama. Doğru. Diyoruz ve cevap oluyor. Burada önemli kelimemiz var mı? Şu kelime var ya arkadaşlar. Mesela bunu ben otomatik olarak sadece gramerden eleyebilirdim. Ya buraya previously ifadesini koymuşsa şurayı was yapar arkadaşlar. Burayı was yapar. Burayı is deyip previously demez. Exclusively özel olarak anlamına gelen bir ifade biliyorsunuz. Özel şekilde has birisine has anlamına da gelebilir gibi. Evet. Başka da önemli bir şey görmedim. Geçiyorum. 11. Arkadaşlar considerable public attention. Considerable kelimesinin significant olduğunu ilk derslerimde söylemiştim size. Considerable ve significant birbiriyle aşağı yukarı aynı anlamı veren kelimeler. Büyük ölçüde, önemli ölçüde, ciddi manada demek bu kelimeler. Arkadaşlar ciddi manada ilgi ne yapılır? Ciddi manada ilgi ne yapılır diye sorsam herhalde ciddi manada ilgi herhalde attract, çekilir arkadaşlar değil mi? Bakın burada da nasıl demedim, ne yapılır dedim sağ tarafa bakarak. Çünkü bu defada eylem soruyor bana arkadaşlar. Yani fiile zarf sorduğunda nasıl diye sordum. Eylem sorduğunda da ne yapılır diye sordum. Yani çok zor sorular sormuyorum aslında. Önemli ölçüde halkın ilgisini çekiyor arkadaşlar. Başka bir şey yok. Şu kelime kulağınıza küpe olsun. Biliyorsunuzdur. Ben de hatırlatayım. Satisfy, tatmin etmek anlamında bir kelime arkadaşlar. Establish'in de setup'la, found'la aynı şey olduğunu soru sebebiyle tekrarlayalım. Soru sebebiyle ile soru vesilesiyle normalde aynı şeyler ama soru vesilesiyle daha oturuyor anlam olarak. Bu soru vesilesiyle açıklayalım.
Soru sebebiyle pek olmuyor. Evet, geldik 12'ye. Arkadaşlar 12. soruda ne var bir bakalım burada. Sis'ten bahsetmiş. Sizin de gördüğünüz gibi değil mi arkadaşlar? Sis. Şimdi sis var. Bunlara ne yapıldı? Sis'le bunlara bir şey yapıldı. Pasif bakın. Were deyip bırakmış. Arkadaşlar Bolu civarında sis insanları ne yapar yolda? Arkadaşlar sis insanları yolda ne yapar? Yine eylem olduğu için ne yapar diye soruyorum arkadaşlar. Tutar, alıkoyar. Tutmak ve alıkoymak dediğim anda A şıkkındaki held up benim doğrudan cevabım olur arkadaşlar. Tamam. Put out daha önce önemli diye ben size vermiştim bunu lazım olur. Put out da söndürmek demek. Diğerleri de öylesine koyulmuş lay lay long phrasal'lar. Ne bileyim ilişkilendirmek, durdurmak, durmak, geri itmek. Bunların bir önemi yok arkadaşlar ya. Put out bilin ama hold up'ı da bilin yani. Hold up'ın ikinci hali. Peki geçiyorum. Devam edelim. Extinguish. Evet Murat Bey. Extinguish. 13'e gelelim. Haydi bakalım. Şimdi 13. soru bir ne? Yarım cümle sorusu. Ben yarım cümle sorusu çözüyorsam şuradaki ite otomatik olarak bakarım. Ne bu it derim yani. Bu it det almış mı devamında yok. Tu almış mı devamında yok. O zaman bu itin bir sahibi lazım arkadaşlar. Boş gezmemeli. O yüzden bu itin sahibini aradığımda buna sosyal psikolog demem, sosyal psikologlar demem, bunlar demem, sosyal psikoloji derim, tutumlar, niyetler, amaçlar demem D şıkkını ben cevap olarak düşünürüm aslına bakarsanız. Peki ne diyor diye bakalım mı? Bir kaz var çünkü iş içerisinde arkadaşlar. Bir kaz da bir sebep sonuç bağlacı olması bağlamında. Sosyal psikoloji genelde ne olarak kabul edilir arkadaşlar? Bir bilim olarak kabul edilir. Çünkü sosyal psikoloji ne yapar? Bilimsel metotlar kullanır. Hikaye geri kalan. Çok da önemli değil. Cevap ne o zaman arkadaşlar? Delildir. Evet, bilimdir. Çünkü bilimsel metot kullanır yani. Tamam mısın? Evet. Geçelim. He gördüm hemen kim bu he derim. Bir. Do gördüm bu do benim için önemli derim arkadaşlar. İki. Şimdi bu eleman ne yapıyormuş? Hastalıklar ve ölüm hakkında yazıyormuş. Ne güzel. Arkadaşlar hastalıklar ve ölüm hakkında yazıyormuş. O zaman bu he kim diye sormak durumundayım. Bakın burada he'yi hiç vermemiş. Burada vermemiş. Burada da vermemiş. İnsan birinde verir değil mi? Yani arkadaşlar böyle olmaz. A şıkkında he verilmiş. Ben öyleyse olsam önce A derim. Ama bakarım tabii. Yani öyle balıklama da atlamayalım. Bazen de böyle he'yi verdiği halde karşılığını vermez. Eleştirdiğimiz bir soru olur bu. Ama bir iki defa rastladık ÖSYM sorularında bunu. Arkadaşlar he'dir burada. Şimdi buradaki olay ne? Bu eleman hastalık ve ölümler hakkında yazmasına rağmen ne yapıyor? Bu konulara ciddi manada bakın cool and matter of fact bir manner'da yaklaşıyor. Yani gerçekçi bir tarzda yaklaşıyor. Hastalıklar, ölümleri yazıyor ama ya bu arada ama diyorum dikkatini çekiyor mu arkadaşlar? Ama nerede? Ama yok. Niye ama diyorum? Bir fikri olan var mı? Lazım olur. Siz de bunu kullanabilirsiniz yarımlarda vesaire. Arkadaşlar herhangi bir İngiliz iki cümle, İngiliz linguist dilinde iki tane cümle birbirine bağlanıyor ise bu bağlantı do'la even do'la yapılıyor ise normalde do ve even do er amen demektir. Siz anlamak mı istiyorsunuz? Kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Do'u kaldırın oradan öbür cümlenin başına ama yazın. Cümle oluyorsa doğrudur do arkadaşlar. Yani ben burada do görmemle bunu buradan silip şuraya bat yazmam aynı şeyi sağlar. Virgüllü bağlaçlar kompozisyonda da okumayı hızlandırır arkadaşlar. O yüzden ben normal bağlacı virgüllüye dönüştürmeyi tercih ederim okurken. Yani şöyle 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 olmasına rağmen deyip kulağından öbür taraftan tutana kadar ifadeyi hiç gerek yok arkadaşlar. Okuyun burayı do'u kaldırın ama deyin sonra diğerini okuyun aynı kapıya çıkarsınız. Aynı şey bir kaz'da da vardır mesela. Bir kaz'da başlayan bir cümle görürsünüz. Okursunuz arkadaşlar cümleyi. Bir kaz'den dolayı diye çevrilecektir. Atın bir kaz'ı buraya so yazın. Aynı kapıya çıkarsınız. Evet çok uzattım soruyu farkındayım. Geçiyorum. 15'e geldim. Arkadaşlar 15. sorumuzda ne var bir görelim isterseniz. Yine do var burada. Doğru mu? Evet. Burada ne var arkadaşlar? He var bizim için. Önemli değil mi? Yani he arayalım ya birlikte. Arkadaşlar şu olabilir, bir de şu olabilir değil mi? Başka da he
Daha ileride görmüş ama bunun zamanında problem var. Şurada volt alakası kullanılmış. Burada durduk yerde niye pasta geçmiş diye sorarlar. Arkadaşlar olay ne? Bu eleman diyor ciddi manada etkili verimli bir eleman. Ama uzun dönem stratejik planlamalarda iyi değil. Evet gayet güzel bir şey. C şıkkı yani. Tamam mıyız? Evet artıdan de başka da bir şey. 16'ya geldiğimde bakıyorum astronotların harcamalarından bahsediyor arkadaşlar. Aylar harcıyor. Neyse yarım çözüyorum değil mi? Yarım çözerken ne yapıyorduk? Önce bir zamanı bir baktık. Spend ifadesi. Bu bizim için önemli olabilir. Arkadaşlar şurada were kullanmış, burada would kullanmış, burada landed, burada created, burada da are kullanmış. Şimdi biz böyle bir soruda öncelikle şu gereksiz yere durduk yere would kullanmayı çok da ben sevmiyorum arkadaşlar. Önemli sebepleri vardır would geliyorsa. Durduk yere would gelmez bir yere. Bir ara nerede geliyor konuşuruz ama if sorusu çıksın karşıma bir de non clause'un içinde diye düşünüyoruz onu. Eylemi takip eden that'ten sonra. Burada eylemi takip etmediği için would kullanmanızın çok özel bir anlamı yok. Çok uzattım evet. Geçiyorum. Arkadaşlar harcadı diyor. Şimdi bana bunlar içerisinde acaba hangisi mantıklı olur onu konuşalım. Referans bakalım mesela bunlara olabilir. Şurada D'yi gördüm. Şurada D'yi gördüm. Şunu bir kere zaman olarak durduk yerde R vermesini çok beğenmedim. Şurada bir dam ifadesi gördüm. Hangisi mantıklı olur diye konuşacağım. Hemen bir anlamını görelim artık arkadaşlar. Bağlaç grubuna kaldı artık. İşte zaman gitti, referans gitti, kaldık bağlaca. While var. When var, that var. Arkadaşlar, that için size bir tavsiyede bulunayım. That'in solunda isim varsa sağında da isim şey fiil olsun. Solunda isim, sağında fiil olsun. Solunda fiil varsa da sağında isim olsun. Böyle bakın that'e. Anlaştık mı? İşinize yarar. That'ten önce isim görürseniz sağında fiil arayın. Fiil görürseniz bu defa sağında isim arayın. Burada da isim, burada da isim kullanmamakta fayda var arkadaşlar. Eylemi takip eden that'ten sonra would gelebilir. Bunu söylüyorum. Eylemi takip eden that'ten sonra would gelebilir. Eylem past'tır. Ne gibi? Announced der şuraya. That. Burası would olur. Announced ED'dir. İkinci halinde buradaki bir would olur. Onu kastettim. Burada simülatör zaten arkadaşlar bir fiil değil. Evet. İçi past'sa dışı past gibi düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu bıraktık. Ne kaldı elimde? Şu date'i de bıraktım az önce söylediğim gibi. When ve while kaldı. Sevgili arkadaşlar burada yapacağım şey ne? Astronotlar aylar harcadılar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Pratiğini yaptılar. Neyin? Ay'a iniş olayının. Devamına gerek yok. Ondan sonra astronotlar bunu yapıyor. Güzel. While'ı Kızılırmak Mississippi diye hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir tarafta Kızılırmak varsa bir tarafta Mississippi var diyorduk ya. Bakın astronotlar bir grup meslek. Trainerları da diğer bir grup meslek arkadaşlar. Değil mi? Yani onları eğitenler de şunu yaptı. Yani astronotlar bunu yaparken eğitenler de bunu yaptı diye bir ifade. Klasik bir while sorusu aslında bu. Bu açıdan D şıkkında herhangi bir sorun görmüyorum. Bir. Buradaki them ifadesi astronota gidiyor zaten. Neden? Astronotlar için farklı acil durumlar yaratıyorlar. Simülasyon tarzı. Tamam mıyız arkadaşlar? Astronotlar dediği them. O yüzden D şıkkını burada da işaretliyorum. Pardon. Geçtik mi? Evet. 17'ye geldik. Değil mi arkadaşlar? 17 değil mi? Evet. 17. sorum. Şimdi sorumuzda zaman olarak will have greater diye bir ifademiz var. Siz de görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şurada will have greater. Ben olsam present ve future'lardan birisini düşünürüm ters olarak. Şuraya durduk yerde had koyuyorsa hocam ne oluyoruz derim. Şuraya made koyuyorsa ne oluyoruz derim. Buraya were koyuyorsa derim. Burada can, burada da becomes var sevgili arkadaşlar. Şimdi ben burada ne yapacağım? Hemen basit bir işlem yapacağım. Nasıl işlem yapıyorum? Buradaki temel anlamı anlayalım. Özellikle yüklem ve sağına bakarak. Tüm cümleyle boğuşmanızı istemiyorum. Yüklem ve sağına bakın arkadaşlar. Ne diyor arkadaşlar burada? Ekvator ülkeleri daha büyük kaynaklara sahip olacak. Geçin, geri kalan önemi yok. Daha büyük kaynaklara sahip olacak, değil mi? Peki ben ne dersem bunu daha güzel tamamlarım? Buyurun, basit bir işlem yapalım arkadaşlar. Evet,
E şıkkı çok güzel bir şık. Ne? Petrol tükendi. Tamam, onu geçin. Bu yan. Esas şu geliyor. Güneş enerjisi daha ekonomik hale geldikçe ne olacak arkadaşlar? İşte ekvator ülkeleri daha büyük kaynağa sahip olur. Haliyle ekvator güneşi en çok alan ülke değil mi arkadaşlar? O bölge yani. E doğal olarak da biz güneş enerjisi daha ekonomik hale geldikçe cevabımız Edirne. Ez ile ilgili bir bilgi vereyim ben size. Arkadaşlar ez bizim bildiğimiz gibi anlamına gelir, den dolayı anlamına gelir. Bunlar klasikler. Ezin bir de çeçe anlamı var arkadaşlar. Çeçe. Ezin diğer tarafında bir komparatif gibi yapı karşısında. Bakın. Komparatif gibi yapı. Increase, decrease, develop, progress gibi böyle zamanla devam eden, yani bir süreç ifade eden eylemler varsa bağlaç olarak as çok güzel çalışır bu cümlelerde. Anlaştık mı? Yani mesela siz burada diyebilirsiniz. As you grow up, büyüdükçe arkadaşlar şu 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 şunları öğreneceksin. Bunlar çok güzel as ifadeleridir aslında. Burada da yani burada daha ekonomik hale geldikçe ülkeler daha çok enerji kaynağına sahip olacaklar demiş. Cevabımız Edirne oldu. 18'e geldiğimde saniyelik bir soruya benzettim bakınca soruyu. Australia demiş arkadaşlar. Which ile ve which ile açıklamış veya that var. Virgülden sonra kullanmazsınız zaten bunu. Size bir tavsiyede bulunayım mı arkadaşlar? Hani hep derler ya that'ten önce virgül olmaz, that'ten önce virgül olmaz. Arkadaşlar that'ten önce iki virgül olursa olur. Problem değil. Yani that'ten önce iki tane virgül verildiğinde mesela burada düşünün. Şu virgül ve şu virgül. Tam olarak burası değil ama bu tür durumlar. Virgül ve virgül görüldüğünde bu that'in çok bir sakıncası olmayabilir burada. Bu özel isimdir. Buraya yine that gelmez. Ayrı bir durum. Ama buraya bir virgül, buraya bir virgül atıp buraya that yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Aklınıza bulunsun. That'ten önce virgül gelmez klişesini yıkın kafanızdan bu özel durum sebebiyle. Şimdi geçen ders bir şey söylemiştim. Avustralya ifadesi normalde şey alsa, ne relative clause alsa where alır değil mi arkadaşlar? Peki burada neden which aldı? Hatırlayan arkadaşım var mı? Hatırlayan arkadaşım var mı? Neden which kullandı? Evet, cevap Edirne. Onu söyleyelim. Normalde tahıl ihraç edenden bahsediyor. Of, of göremedim ben. Nerede of? Yarım cümle. Yani yarım cümle koymayalım adını. Ne koyalım onun adını arkadaşlar? Biz ver dediğimiz anda özne şartımız var, değil mi? Aynı kapıya çıkıyoruz Lütfü Bey, Murat Bey. Evet. Ver dersek özne şartımız var. Ben yerleri viş dedi açıklayabilirim. Burada herhangi bir problem yok. Peki zaten konumuz kuraklık arkadaşlar. Kuraklık sonucunda demiş Avustralya normalde tahıl ihraç eden ülke ithalata zorlanıyor. Cümle bu. Yarım cümlelerde relatif ifadeler varsa bir zahmet önce onlardan başlayın arkadaşlar. Şunu past tense diye çok üzerine durmazsanız zaten aklınızda bulunsun. Yani kalkıp şuraya hedüçü, dedeyi baston olmadan kullanamazsınız arkadaşlar. Gibi, gibi, gibi. 19'a geliyorum. Evet, çeviri sorumu hızlandıralım burayı biraz. Arkadaşlar göstermektedir diye bir ifademiz var. Var mı? Göstermektedir. Ne diyeceğiz biz? Ne arayacağız seçeneklerde baktığımızda? Ne arayacağız? Göstermektedir. Burada göstermektedir var. Başka? Bir de burada var göstermektedir. Peki özneye dönün arkadaşlar. Özneye dönün. Okey döner gibi oldu ama. Bilim tarihi diyeceğiz. Ne olacak arkadaşlar? Bilim tarihi hangisi cevap olur o zaman? C şıkkı cevap olur. Doğru mu? Evet. Problem yok diye düşünüyorum. Geçiyorum arkadaşlar. 20. soruya geldiğimde yüklem nedir? Katkıda bulunur. Doğru mu arkadaşlar? Katkıda bulunur ifadesini seçeneklerde ben nerede görüyorum? Hemen bakalım hızlı bir şekilde. Katkıda bulunur. Evet. Görebildiniz mi katkıda bulunur ifadesini? Yardım edeyim mi? Evet. Katkıda bulunur arkadaşlar. Cevap Edirne. Özlemi de zaten şu 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 gibi istatistik göstergeler. Değil mi arkadaşlar? Bakın bu gibi istatistik göstergeler. Cevap bu.
E şıkkı cevap oldu. Contribute ile alakalı bir bilgi vereyim size. Arkadaşlar contribute hep kafalarda artı gibi değerlendirilir. Katkı sağlamak. Hani biz artı eksi yapıyoruz ya bağlaç durumlarında. Katkı sağlamak her zaman artı değildir. Siz contribute to the problem da yapabilirsiniz arkadaşlar. Probleme de katkı sağlanır. Problem büyür katkı sağladığınız zaman. Aklınızda bulunsun. Yani contribute her zaman artı bir ifade değildir. Sağındakine bakarak karar verir. Diyelim devam edelim. Evet, 21. soruda iki tane yüklem var. İnceler ve çalışır diye ifademiz var arkadaşlar. İnceler ve çalışır. Hangisini tercih edeceğiz böyle bir durumda? Hemen bakarsanız göreceksiniz. Examines ve de attempts. Teşebbüs eder, çalışır. Değil mi arkadaşlar? O yüzden ne yapıyorum? B şıkkını cevap olarak düşünüyorum. Bakın şu ifadede de var examine ama burada that var arkadaşlar. Bize fiil olarak lazım. Bu bir Relative'in içindeki eylem. Yani yüklem değil. Diyoruz. Ve geçiyoruz arkadaşlar. Kaça geldik? 22. Ne var 22'de bakalım hemen birlikte. Yüklem olarak ne vermiş önce onu bir görelim arkadaşlar. Yüklem, evet yükleme gelmeden gözüme bir şey çarptı. Sadece bunu değil, aynı zamanda bunu da vesaire ele almaktadır. Ne hatırlattı bu size? Sadece bunu değil, aynı zamanda bunu ele almaktadır dediği anda akla not only but also otomatik olarak geliyor. Var mı not only but also arkadaşlar? Evet. A şıkkında not only devamı dedik arkadaşlar. But also. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bağlaçtan sonra with geldi. Bağlaçtan sonra with geldi. İkili yapılar birinden sonra aldığı şeyi diğerinden sonra da almayı çok severler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Cevabımız adadım. Evet, 23. soruya geldiğinde yüklem can today easily shop. İşimiz bu arkadaşlar. Kolaylıkla alışveriş yapmalarından bahsediyor. E-bilme moduluna dikkat burada arkadaşlar. Hangisi cevap olur dediğimde ise evet kolayca alışveriş yapabilirler diyen bir ifade lazım. A'da var. Bir de ne var? B'de var. Diğerlerinde sanırım yok. Peki A mı B mi dediğimde hangisini tercih edersiniz arkadaşlar? Cümle bugünün tüketicileri mi? Tüketiciler günümüzde mi? Ne arkadaşlar? Hangisi mantıklı? Hangisi mantıklı? Bugünün tüketicileri mi? Tüketiciler günümüzde mi? Yoksa ne olacak? Önce tüketiciler diyeceksiniz arkadaşlar. Özneyi fiile kadar olan bölümü önce bitireceksiniz. Sonra devam edeceksiniz. Doğal olarak da B şıkkını işaretliyorum. 24. soruya geldiğimizde yüklemin ar-met olduğunu görüyorum. Yine not only but also ifadelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Hangisini işaretleyelim? Ar-met arayın bana arkadaşlar birlikte. Pasif olarak karşılamak. Pasif olarak karşılamak dediğimizde karşılanmak diye bir eylem var değil mi arkadaşlar? Bunun dışında herhangi bir ifade yok. A şıkkı cevap oldu. Tabii yani şu anda gösteriyorum. Hızlı gidiyor olabilirim ama böyle bırakmayın sınavda. Özneye de bakın. Kendinizi bir sağlam olun. Hoş ben özneye bakmak yerine çoğu zaman fiilin sağ tarafına bakmayı tercih ederim. Ama özne de sizin için garanti bir yol olabilir arkadaşlar. 25'e geldik. 25'te if'le başlayan bir ifade var. This means diye bir olay var. Arkadaşlar means'in anlamına gelmek olduğunu zaten biliyorsunuz değil mi? Anlamına gelmek olduğunu biliyorsanız seçeneklerde sadece E şıkkı var. Başka yok. Ama if'i de görün değil mi burada? Eğer. Eğer dediği için de burada artarsa demiş arkadaşlar. Değil mi? Go up'tan bahsediyor. O yüzden cevabımız bu defa da E şıkkı oldu. 26'ya gelelim. Hemen görelim bakalım. Arkadaşlar oldu yanındaki değildir asıl eylem. Budur değil mi asıl eylem? Hala çalışıyorlar bu problemden kaçınmaya. Hangisi arkadaşlar? Hala çalışıyorlar dediğimde ne deriz? Evet. Hala sorundan kaçmaya çalışıyor. Güzel hükümetler. Aa, başka da önemsememeye çalışıyor demiş. Bu beni bağlamaz. Kaçmaya çalışıyor. Öznemi de zaten nedir? Hükümetler. Değil mi arkadaşlar? Şu rağmenli bölümü öbür tarafa atın. Olduğa sorun çözülsün. Cevabımız Adana. Evet. Geldik çevirilerden sonra
Neye? Malum, ilgisiz. Kel alaka sorularına. İkiden başlıyorum. Batı gördüm, bir kaldı arkadaşlar. Batı gördüğüm için bir kaldı. Şimdi bir amcamızdan bahsediyor. Ne yapıyormuş bu amca arkadaşlar? Sıra dışı insanlardan birisiymiş. Yardım eden, Güney Kore'nin dönüşmesine, fakir bir Asya toplumundan nispeten zengin bir ülkeye dönüşmesine yardım etmiş bu amca. Güzel. Evet, Allah hayrını kabul etsin. Şimdi B şıkkına baktığımda "But first of all he changed himself" diye bir ifade var. Güzel arkadaşlar. Ama önce kendini değiştirdi. Tamam, zaten bu eleman bir dönüşüm yaptı. Ama dedi önce kendini değiştir dedi. Gayet güzel. Okumaya devam ediyorum. Bu yıllarda Güney Kore demiş bir şeyler anlatmış. Tamam, hadi Güney Kore ile ilgili diye dursun diyeyim. Okumaya devam ettiğimde onun kariyeri dedi. Arkadaşlar şu his ifadesi bir önceki cümlede var mı? Dörtteki his bir önceki cümlede karşılığını bulabilmiş mi? Bulamamış. Peki bir önceki cümlede his'in karşılığı var mı? Evet var. O yüzden ne yapacağım arkadaşlar ben? Değil mi? Arada kara kedi olan cümleyi çekeceğim ki sevenler kavuşsun. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. 28'e geldim. Das diye başlamış, hayırlı olsun. Bir kaldı arkadaşlar. Das bu yüzden demek değil mi? Bundan dolayı. Bir kaldıysa, biri okuyalım isterseniz. Ana fikirde çünkü bir kaldığına göre. Bir takım kampanyalar varmış arkadaşlar. Devam ediyormuş. 1980'den beri enerji koruma kampanyaları. Tamam. Değil mi arkadaşlar? Enerji korunmasını artırmaya yönelik kampanyalar. Bu yüzden de dedik güneş panelleri. Şimdi ben olsam birden dikkatli olurum. Ya enerjiyle birden güneş paneline girerse özele indi derim yani. Ama devamına bakmadan da bunu söylemem. Önce bakacağım. Sadece aklıma gelir yani. Güneş panelleri ne oldu birdenbire? Hocam derim yani. It is only with the threat of global warming that the issue has attracted much attention. Ha. Arkadaşlar bu iddet yapısı zaten. İti aramanıza gerek yok. Bu konu ilgi çekti. Arkadaşlar hangi konu ilgi çekti? Enerji korunması konusu. Sonraya devam edin yine arkadaşlar. Evlerimizden bahsediyor, küresel ısınmadan bahsediyor, rahatsız edici bir durum olduğundan. İyi de bizim işimiz ne değil? O zaman güneş panelleri değil arkadaşlar. Özele inmeyin. İşimiz enerjiyi korumak ise bununla ilgili genel bilgiler verin. Ben o zaman buraya güneş panelleri diyorsam öbür tarafta da barajlardan bahsederim mesela yani. O da enerji sonuçta üreten, yapan yerlerden birisi değil mi? Ben. O zaman uzatmıyoruz arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Bandırma. 29'a geliyorum. 29'da sole proprietorship. Proprietorship işletme sahipliği diye bir kelime zaten. Biliyorsunuzdur belki arkadaşlar. Bilmiyorsanız çok önemi yok. Zaten açıklığı ne olduğunu. Bu eleman diyor işletme business owned by a single person. Tek bir kişinin sahip olduğu işletmeler. Proprietorship. Değil mi arkadaşlar? Tek kişi işletmeleri mi diyorlar? Peki. Peki o zaman ne yapacağız arkadaşlar? İlk cümle gidebilir, kalabilir. Okuyorum şimdi. Burada da yine aynı şeyden bahsetti. Sonra bir de bir şeyden daha bahsetti. Bunlar iki temel formdur dedi. Ne güzel. Peki iki form. İki form. Daha önce söylemiştim ben size arkadaşlar. İlgisiz cümle sorularında başta 2, 3, 5, many, several verilirse okuyucunun bir hakkı doğar. Nedir o hak? Açıkla bakalım hocam bunları bana. Tek tek say bakalım deme hakkınız vardır. Bu adam burada iki tane formdan bahsediyorsa ne yapıyorum arkadaşlar ben? Önce birinciyi anlatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra aksine deyip ikinciyi anlatıyorum. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Birinci ve ikinci. Bu yüzden deyip sonra tekrar bire dönmesini çok mantıklı bulmam bu tür sorularda. Arka arkaya saydığınız şeyleri bu yüzden deyip geri bire dönmenin mantığı yoktur kompozisyon tekniğinde. Yani orada artık ya genellersiniz ya son söylediğinizi konuşursunuz arkadaşlar ya da ortak konuşursunuz artık. Bunu yapmaktansa dönün her ikisi birden de devam edersiniz. Klasik bir kompozisyon tekniği arkadaşlar bu. Yani üç tane atıyorum yöntem vardır. Birinci yöntem bu, ikinci yöntem bu, üçüncü yöntem bu mu dedi. Dördüncü de bu yöntemler deyip de bitirir cümleyi arkadaşlar. Tamam mıyız? O yüzden de ne yaptık? Beni de seçeneğini attık. Arkadaşlar orada mısınız ya? Sesiniz çıkmıyor hiç. Buradasınız. Buradasınız değil mi? Tamam, problem yok. Evet. Sanki böyle
Uyuyor gibi gülden. Öyle değilse problem yok. Ne güzel, ne güzel. Öyle mi? Not alıyor muyuz? Güzel. Bu notları sınav öncesi arkadaşlar son akşam hap niyetine yutun. Evet, 30'a geldim. The threat in this is another dedi, bir kaldı. Neden bir kaldı sizce? Bir fikri olan var mı? Niye otomatik olarak bir kaldı dedim? Evet. Niye bir kaldı dedim? Niye bir kaldı dedim? Bir, yo, ikiyi okudum ben. İkiyi okudum, ikiyi. Evet, ikide hangi turist? Yok, turist endüstrisi diyor. Bu genel bir bilgi. Hangi turist diye sormanızın gereği yok. Başka bir şey var. Arkadaşlarım söylediler arada sanki. Bir diğer örnek diyorsanız okuyucu sorar. Başka ne örneği verdik ki hocam der. Bir diğer örnek. Bir de ne var? Bunun örneğidir diye devam eden. Bir kesinlikle kalır. Bir gidemez arkadaşlar. Okuyorum. Mevsimsel işsizlik arkadaşlar. Dönemsel işsizlik, değil mi? Adının söylediği gibi bir şeydir. Bizzat adında olduğu gibi bir şeydir. Turist endüstrisi bunun bir diğer örneğidir. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Daha dur, dur yani. Önce bir ne yaptık? Adını koyduk. Hemen otomatik olarak ben de varım diye ortaya atlamayacağız, değil mi arkadaşlar? Bu cümle şeye mi demiş? Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Yol kenarında kamyona işçi alıyorlar da onu alıyor. Kemal Sunal ben de diyor. Ben en son almıyorlar gibi. İkinci de böyle atlamış arkadaşlar ortaya. Yani ne olduk dur bir dur yani. Biz burada dönemsel işsizlik diyoruz. Arkadaşlar bu ismin bizzat adının söylediği gibi bir şeydir. Bir diğer örnek biraz tuhaf olur. Arkadaşlar bir diğer örnek bende anormallik yarattı kafamda şuna geldim şimdi. İt. İt dediğim zaman ne olacak arkadaşlar? Alın bu it ifadesini mevsimsel, dönemsel işsizliğe atın. Bu işsizlik gelir ve gider mevsimlerle birlikte dedi. Evet, B şıkkını attım arkadaşlar. Diyelim de sağlam almak isterseniz işçilerle D'yi eşleştirin. Sorun çözülsün. Tamam mı arkadaşlar? 3 ile 4 zaten pardon 4 ile 5 birbirinin devamı değil mi? Day ve day'den dolayı workers'la day. B şıkkı. It var demiş bir arkadaşım. Evet, 3'te it var karşılıyorsanız. Evet, o it 1'deki seasonal unemployment'tı zaten. O yüzden aradakini çekme gereği duydum ben. 31'e baktığında most of them dedi, however dedi, bir kesinlikle kaldı. Bir kaldı ise birçok tartışma var. Ne? Serbest ticaret konusunda. Ama bunların çoğu yetersiz, eksik diyor arkadaşlar. Onlar diyor, bakın aynı şey dikkatinizi çekiyor mu arkadaşlar? Ne bunlar? Most dediği şey. Most ne? Argument, tartışmalar. Devam ediyorum arkadaşlar. Yabancı ticarete giriş yaptı. Sonra bir daha day dedi. Ya yapmayın işte böyle değil mi? Yani arkadaşlar bu adam burada day verdiyse bir önceki cümlede öznede bir day'e benzer bir şey görmem lazım. Burada yabancı ticaret olumsuz etkiler diyor. Day kim? Yabancı ticaret mi? Olmaz. Peki ben bu yabancı ticareti çekersem aradan bu day bir önceki cümlede buraya gitmez mi? Evet. O zaman ne yaparım arkadaşlar? D şıkkını aradan çekerim. Sorun. Evet. Yok canım ben sizden yanayım. Bakmayın için sesli düşünüyorum sadece. Yani soruyu çözebilmek adına öyle konuşuyorum. Kesinlikle sizden yanayım arkadaşlar. Emin olabilirsiniz yani. Evet, D şıkkı. Böyle sorular gelsin mutlaka. Ki gelecek arkadaşlar. Görmeyi başarırsanız gelir. Bir duamız var. Ne bizim duamız arkadaşlar? Allah'ım diyeceksiniz sınava girerken. Bakanlardan değil, görenlerden et. Değil mi Sezai Hocam? Evet, bakanlardan değil, görenlerden olun arkadaşlar. Özellikle şu anlattığımız şeyleri görebilmeniz lazım. Yoksa herkes bakıyor zaten yani. Bir farkımız olsun. Arkadaşlar it ifadesi var burada. Görelim. It dediğimiz şey nedir? Ona bir bakacağız. Ama önemli olan bu it nedir diye bakarken ev sahipliği yapar eylemine uygun bir it olmalı. Çeşitli ticaret fuarlarına vesaire. Arkadaşlar ev sahipliği yapacak bana. It diye bir özne arayın. Bakıyorum. Mesela bu üniversite it olabilir. Niye olmasın? Bir de burada its industries var. O zaman bu iti bir geride de aramam lazım değil mi mantıken? Yani. Bu it bir geride neresi? Evet, Leipzig değil mi arkadaşlar? O zaman ben buradaki Leipzig ifadesini aldım. Buraya it dedim. Sonra it dedim. Baktım konu onun endüstrisinden bahsetti. Ticaretinden bahsetti.
Ticaret fuarları arkadaşlar cevabımız açıkça Edirne. Tamam mıyız? Evet, 33'e bakalım hemen. 33'te now however diye başlamış bir ifademiz var. Now however. Arkadaşlar now however demiş olması da benim için bir ipucudur aslında ama öncelikle biz neye bakalım? Neye bakalım? Bu cümlede devamında elektronik hesap makinesinin açtığından bahsediyor. Abaküsü. Gelişen dünyada elektronik hesap makinesi arkadaşlar neyi? Abaküsü açmış durumda. Değil mi? Peki bunların içerisinde acaba hangisi mantıklı olur diye bakacağım ben belki. Ama ben şurada bir the idea diye girmiş olması, it diye girmiş olması, infect diye girmiş olması bizim için önemli olabilir. Eleyelim isterseniz. Infect bir önceki cümleyi yeniden söyleme özelliğine sahip bir şey. Birçok yenilik çeşidinden dolayı Yunan kültürü şunu oluşturur. Bir geriye dönelim bakalım. Benzer bir metot hesaplama Yunanlılar ve Romalılar yüzey, taş. Arkadaşlar bizim burada yeniliklerden dolayı Batı medeniyetini anlatmıyor ki ben infect deyip yeniden onu konuşayım. Peki it is both very useful dedi arkadaşlar. Ne demek bu? Bu hem çok yararlı hem de eğlenceli çocuklar için dedik. Ama şimdi. İyi de zaten bu da ama şimdi anlatıyor arkadaşlar. Doğru mu? Bu çok sağlıklı bir ifade değil normal şartlarda. Ha şu var. Buraya was deseydi mesela ben otomatik olarak buna giderdim. Onu da söyleyeyim. Eskiden böyleydi ama şimdi deyip devam ederdim mesela. Arkadaşlar burada the idea survived diye başlayan bir olay var. In more sophisticated bad frame still being used in Russia and Japan diye ifade. Arkadaşlar eskiden kalan bir fikirden eskiden böyleydi diyor. Bu fikir, bu düşünce hala da görülüyor diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Rusya ve Japonya'da hala da var. Ama artık arkadaşlar gelişmiş dünyada durum bu değil diyor. Anlaştık mı? Bir iki istisnai örnek var ama gelişmiş ülkelerde bu bunu aştı zaten diyor cevap olarak. Diğerlerine göre kolay bir soru değildi. Onu da söyleyeyim. 34'e geldim. Arkadaşlar 34'ün sonra örnek vermiş. Neye örnek verdiği benim için çok önemli. Örnek çünkü buradaki astını söyleyecek bana. Bir kişi elini kırık bir pencere vitrininden, camdan vitrininden içeri sokuyor arkadaşlar. Otomatik olarak hırsızlık suçlusu olabilir diyor. Daha elini soksa hırsızlık. Peki bizim işimiz hırsızlık örneği. Elini soktu camdan içeri. Değil mi arkadaşlar? Evet bakalım isterseniz bir kere bizim seçeneklerin içerisinde ben şu iti öncelikle acaba bu nedir diye bir bakarım bu iti arkadaşlar. Bu arada bu det it det değildir. Onu söyleyeyim. Det'ten sonra eylem varsa it det değildir. Bu det relative clause'dur. Onu bilin. O zaman bu it dediğimiz şey bizim bir ipucumuz olabilir. Arkadaşlar niyettir asıl olan. Bir teşebbüsün başarılı olması değil demiş. Peki buyurun örneğin. Bir eleman düşünün elini kırık vitrinden içeri sokuyor bir şey çalmak için. Bakın çalmadı elini sokuyor. Suçlu olabilir diyor. O yüzden bizim derdimiz ne? Niyet önemli arkadaşlar. Cevabımız denildi. Devam ettik. The capitalist system is thus. Bu tür bağlaçları başa yazabilirsiniz. Bu yüzden kapitalist sistem bir sistemdir. Nasıl bir sistem? Kararların merkez kaç olduğu. Decentralized. Merkeziliğin zıttı. Değil mi arkadaşlar? Kararlar merkez kaç ise herkes kendi kararını kendi verir demektir. Thus dediği için burada o bilgiyi arayacağım ben arkadaşlar. Değil mi? Onu arayacağım. Peki acaba hangisi burada dedik? Bakalım isterseniz. Konumuz kapitalizm. Buraya dikkat. Kapitalist sistem. Seçeneklerde mesela ben şu indeed'den başlarım önce. Virgüllü bağlaç kolay elerim çünkü. Eğer değilse elerim. Birçok diğer dezavantaj var kapitalist sistemde. Arkadaşlar kapitalist sistemde dezavantajı anlatmadı ki bana dezavantaj var diye gerçekten de desin. Şimdi ben olsam direkt konuyla bağlamı bağlamında A'ya bir bakarım. Kapitalist sistemde bireyler, evet olay bitti burada. Own self-interest diyor arkadaşlar. Kendi ilgileri
ne izlerler. Kendi işlerini takip ederler. Yani kimseye bağlı değildirler. Without many constraints, kısıtlamalar yoktur. Bu yüzden de bu sistem decentralized, merkezi değildir. Herkes kendi işini kendi görür. Merkezden yönetilmez anlamında bir ifade. Mesela B şıkkındaki arızaya bakın. Merkezi bir süreçtir demişsiniz. Bu yüzden diyorsunuz merkezi değildir diyorsunuz. Mantık hatasını görüyor musunuz arkadaşlar? Evet, uzatmayacağım. Cevabımız karşı. 36'ya geldiğimizde arkadaşlar financial aid person and these institutions diye bir ifade geldi. Arkadaşlar bu kurumlar dediğine göre bu adam burada kurum kelimesini kullandı ya da arka arkaya kurumları saydı. Bu açıdan ben eğitim kurumları diyen E şıkkını işaretlerim arkadaşlar. Başka yerde kurum görmüyorsanız burada konu olarak özne ve yüklem bağlamına da bakın ve işaretleyin. Bakın şurada kurum var ama kurumsal amaç diyor. Burada kurumlar. Burada da bu kurumlardaki yardım personeli, finansal yardım E şıkkı cevap oldu arkadaşlar. Evet, başlayalım. Hadi paragraf. Bugün erken ne derler geçtik paragrafa. İki paragraf yok, üç paragraf var çünkü. Ama toplam soru sayımız gene aynı arkadaşlar. 46 tane sorumuz var yine toplamda. Hazır mıyız paragraflara? Vallahi arkadaşlar Erkan Bey paragrafa daha detaylı çözer. Yani onda belki paragraf dinliyorsanız Fatih hızlı çözüyor diyebilirsiniz ama karşımızda paragraf var. Ben de bu işin kısa yollarına dair konuşmak durumundayım. Erkan Bey de zaten dinliyorsunuz. Buyurun başlayalım beraber arkadaşlar. Şimdi, according to the passage, a reason to issue given for fact that, geçin bunu, that'ten sonraki olaya bakalım. Arkadaşlar bakın, erkekler demiş daha yüksek pozisyonlar kadınlardan. Değil mi? İş yerlerinde. Cümle bu. Arkadaşlar. Ve bunun sebebini soruyor bize. Doğru mu? Şimdi okuyacağız, beraber gideceğiz. Kadın ve erkek ve iş yerleri konumuz. Bunu anladık en azından. Diğerine baktık. Bir çalışma var, araştırma var. Bunun bulgularını soruyor. Güzel. Öbür tarafa geldim. Çok net bir ipucu vermiş. 50 sent. Her probleme 50 sent alan öğrencilerden bahsetmiş. Tamam, güzel. Şimdi okuyoruz beraber. Arkadaşlar kadınlar büyük atılımlar yapmışlar. Erkekleri yakalama konusunda iş yerinde. Ama, ne ama diyorum burada olduğu var ya. Buraya çekmiş oluyorum onu. Arkadaşlar bir cinsiyet açığı, bir boşluğu hala var. Nerede? Ücretlerde ve ilerleme düzeylerinde. Şimdi bakın. Bizim bu adam higher level position than women dediği için şuraya şimdi dikkatle bakın. Açıklamalar var arkadaşlar. Bu boşluğa dair yaygın olarak verilen açıklamalar varmış. Cinsiyet ayrımıyla ilgili. Şimdi geliyor bakın. Kadınlar daha hassas erkeklerden. Bakın karşılaştırma vardı soruda. Burada da karşılaştırma cümlesi var. Then men. Ve devam ediyorum ve bu yüzden de arkadaşlar kariyerleri için fedakarlık yapmaya daha az eğilimli kadınlar diyor. Bu yüzden ben seçeneklerde cevap aradığımda acaba hangisini söylerim? Yani kadınlar için kariyer için fedakarlık yapmak daha az önemlidir diye bir sonuca ulaşmışlar. O da şu ifadeye dikkat. Kadınlar genelde isteksizdir. Neye? İşi ailenin önüne koymaya. Yani kariyeri ailenin önüne koymuyorlar diyor. İsteksizler, bu konuya daha az eğilimliler diyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Cevabımız buradan karşılaştırma olduğu için doğru oldu. Bu bir. İkiye geçiyorum. İkinci bölüme. Bu defa bana ne soruyor? Kadınlar diyor, pardon, çalışmanın bulguları diyor arkadaşlar. Bir çalışma var. Okuyoruz şimdi beraber çalışmayı. Yakın zamanda bir araştırma yapılmış ama diyor. Şimdi ama dediğinde ne var bir görelim. Diyor ki bu çalışmada bir diğer faktör daha olabilir diyor işin içerisinde. Yapılan çalışmada bu yılın başında arkadaşlar ne olmuş? Öğrenciler gruplara bölünmüş. Şu kelime yanlış çıkmış. Öğrenciler gruplara ayrılmış. Ne yapmak için arkadaşlar? Labirent problemleri çözmek için. Ne güzel.
Bazı grup, bakın genelde çıkan sorular böyle gelir arkadaşlar. Gruplara ayrıldı. A grubundakilere şu verildi, B grubundakilere bu verildi. Ortaya çıkan sonuçlara bakıldı gibi klasik yapılardır aslında bunlar. Arkadaşlar bazı gruplarda öğrencileri ne yapıldı? 50 sent ödendi diye bir ifade var problem için. Hangi problem için arkadaşlar? Çözdükleri problemler için 50 sent ödendi. Her çözdüğü sorunu. Diğerlerinde ne yaptılar öbür grupta? Arkadaşlar en çok problemi çözene ödül verdiler. İki grup var. Birinde herkese para veriyorlar, birinde en çok soru çözene. Devam ediyorsunuz. Ama diyor arkadaşlar, görüyor muyuz? Each male sold diye bir ifade. Ne oldu burada? At rate of $3 for each male sold. Yani ortalamada ne yapmış bu adamlar? Her çözülen için 3 dolar oranında bir ödeme yapmışlar gibi bir kapıya çıktı. Buyurun şimdi. Regardless of ne demek? Regardless of. Bilen var mı bu ifadeyi? Dün derste söylemiştim sanki. Regardless of. Evet. Maksızın. Arkadaşlar sexual makeup of the group, cinsiyet yapısına bakılmaksızın erkek ve kadınlar ortalamada eşit ne yaptı arkadaşlar? Yaptılar. Değil mi? Buraya dikkat. When students were paid for their own performance, ödeme yapıldığında bunlar hikaye. Bize lazım olan şey şu. Kadın ve erkekler ortalamada eşit çıktı diyor. Değil mi arkadaşlar? Ama diyor. Sadece en iyi öğrenciye ödeme yapıldığında ortalama erkeklerin performansı yükseldi. Şimdi bir yere geliyor. Arkadaşlar bu adam bana bulguları soruyor değil mi? Evet. O yüzden araştırmanın sonundaki cümleye dikkat edin. Bulgu yani sonuçta. Buradan sonuç çıkarıldı ki hikaye bunları boş verin. Araştırmalarda arkadaşlar zaten şu ara bölüm en son cümlede özetlenir. Hani abstractları düşünün arkadaşlar. Akademisyen arkadaşlarımız vardı aranızda. Ne yapıyorsunuz abstract bölümünde arkadaşlar? Önce bir çalışmayı, amacını söylüyorsunuz. Sonra içeriğinden bahsediyorsunuz. Yöntemden bahsediyorsunuz. Bulgulardan bahsediyorsunuz. En son bulguyu söylemeli arkadaşlar bize. Bulgu. Şimdi bulundu ki, ortaya çıktı ki, dinleyin şimdi ne oluyor? Kadınlar diyor daha az responsive to competition. Rekabete tepki veriyorlar erkeklerden. Doğru mu arkadaşlar? Peki buradan hangisi cevap olur desem? Yani kadınlar daha az rekabetçi gibi bir ifade var aslında arkadaşlar. Buyurun yardımcı olayım. Erkekler daha çok rekabetçi. Zaten kadınlar daha az rekabetçi olursa mantıken erkekler de daha çok olur. Ne oldu arkadaşlar? C şıkkı oldu. Şimdi arada o az önce okuduğumuz yerden bir soru var. Ona bakalım. Niye? 50. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sent alan her öğrenci diye başlamış bir ifademiz var. Acaba hangisi olacak? Onu konuşalım. 50 sent alan her öğrenci durumunda sonuç neydi? Bakın arkadaşlar az önce okuduk bunu. Burada sonuç çıkmıştı. Ne olmuştu sonuçta? Erkek ve kadınlar eşit yaptılar diyor. Bu durumda ben A şıkkına gitmez miyim arkadaşlar? Erkek ve kadınlar ortalamada benzer performans sergilediler. Anlaştık mı? Evet, anlaştığımızı düşünüyorum. Buradaki bilginin sonucu bu zaten arkadaşlar. Hepimize göre. Birinci paragrafımız sanırım buydu. Şimdi geldik ikinci paragrafa. Pasajın amacı diyor. Arkadaşlar pasajın amacı ilk 2-3 cümlede olur demiştim. Başlarda hatırlayan arkadaşım varsa. Pasajın bir demiyorum sadece bir risklidir. Birin yanına ikiyi kısaysa üçü de okuyun ki bir ana fikir çıksın. Arkadaşlar burada bizim derdimiz ne? Okursanız göreceksiniz. Volkanik aktivite ve erozyon var arkadaşlar. Rüzgar ve su yoluyla. Ne olmuş arkadaşlar? Bir takım şeyler ortaya çıkarıyor. Ne? Binlerce yılda. Ciddi manada sıra dışı doğal abideler gibi anıtlar Türkiye'de. Değil mi arkadaşlar? Konu anlaşıldı sanki. Peki bunların en ünlüleri filan diyorsa okumanıza gerek yok. Konu bu zaten. O zaman sıra dışı doğal anıtlar, yapılar Türkiye'deki. Hangisi cevap olur dersen, seçeneklere bir bakar mısınız? Çözerek gidelim arkadaşlar. Hangisi mantıklı gelir böyle bir durumda? Türkiye'deki
abideler, anıtlar gibi. D dedi bir arkadaşım. Jeolojik açıdan bunlar nasıl oluştu mu dersiniz? Bir fikir tartışacağım. Başka fikri olan var mı? Ceyhan, Türkiye'nin tarihi, doğal monumentlarının tarihi önemi dedi. Bu mu? Arkadaşlar yoksa bakın. Bakın. Size bir yol daha söyleyeyim ben. Hani kolaylaştırsın. Üç, ilk iki cümleyi okudunuz. İlk iki cümleden bana toplamda üç tane temel kelime seçin dersem, şu years'a kadar olan bölümden bir tane bir seçin, iki tane seçin. Arkadaşlar volkan, erozyon deyin, su deyin, seçin yani. Sonraya gelin doğal abideler deyin arkadaşlar. Anlaşılıyor mu? Şimdi devamında varsa eğer hala ihtiyacınız işte örneklerden bahsedin. Ama bana şu bölümü de kapsayan bir şey söyleyin seçeneklerde. Arkadaşlar bu bölümü de kapsayan bir şey söyleyin dersem acaba hangisi olur dediğimde evet iş ne? Doğal güçler var arkadaşlar ve Türkiye'deki anıtlar var. Anlaştık mı? O yüzden bizim buradaki yaptığımız şey ne aslında? Doğal güç dediği şey rüzgar ve su, erozyon, volkanik aktiviteler. Sonra ne oluyor? Anıtlar dedi ve devam etti arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi devam ediyorum. İkinciye gelerek devam edeyim. Şunu işaretleyeyim arkadaşlar. Amaç başta verilir dedik. Sizin şıklarınızı da 2 dakika konuşayım arkadaşlar ya. Sizin şıklara baktığımda mesela ne var? Jeolojik yapısı arkadaşlar işin içerisinde yok. Nasıl olduğuna dair bir bilgi ilk cümlede hiç geçmemiş. Bunlar bizim gereksiz ifadelerimiz. Yine B şıkkı diyenler var. Bunların bakılması, ilgilenilmesi. C'de tarihi önem. Bunlar bizim yukarıda olan şeyler değil idi. Geçiyorum arkadaşlar. Buyurun hemen okumaya devam ettik. Frick yazılarından bahsediyor arkadaşlar. Yazılı kaya. Direkt oraya dönüyorum hiç uzatmadan. Yeri belli zaten. Arkadaşlar yazılı kayada bahsediyor burada ve hala deşifre edilememiş diyor. Saniyesinde cevap aslında burada. Yazılı kayanın yeri net bir şekilde burası. Burada doğal olarak deşifre edilemedi ise E şıkkında ne var? Not decode diye bir ifademiz var, değil mi arkadaşlar? Ne yapıyorum? E şıkkını otomatik olarak işaretliyorum. Otomatik de çok kullanmaya başladık. Evet. Devam ediyorum. Bu defa Lake Mekke ifadesi kullanıldı. Onun da yeri belli. Tartışmaya girmeden, kargaşada kaybolmadan bunlar bir örnek ifadeler. Arkadaşlar Mekke'den bahsettiğimde görüyorsunuz bu volkanik bir gölmüş. Bunu anlıyoruz. Volkanik göl. Görüyor musunuz? Bir kraterde oluşmuş arkadaşlar. Volkan bacaları var içerisinde filan. Devam ediyoruz. Adalar var. Red Bumps gördük mü? Suyunun rengi. Arkadaşlar bana bu bilgileri içeren bir seçenek bulun dersem. Bu bilgileri içeren bir seçenek bulun dersem. Bir bakın isterseniz aslında. Bizim işimiz burada bunun bir göl olması, adalar olması, suyunun rengi. Devam ettiğimde D şıkkı. Together with islands, successive volcanic action. Diyorum. Yorucu değildi, yapılabilirdi bence. Geliyorum son sorumuza. Son paragrafımıza daha doğrusu. Öyle mi? Paragraf mı? Arkadaşlar bakın şimdi. Devam eden tartışma var. Video oyunları. Bu arada soru atlamadık değil mi ya? Yok atlamamışız. Arkadaşlar video oyunları konusunda bir tartışma var. Devam eden bir tartışma var. Ne güzel. Bakın zaten burada diyor. Devam eden bir tartışma var. Artık sorunun cevabı geliyor şimdi bize. Değil mi arkadaşlar? Ne cevapta? Bazıları şuna inanıyor. Bu oyunlar saldırganlığı artırıyor. Geçtik. O zaman diğerleri de iyidir diyordur herhalde. Veres kullanmış çünkü bağlaç olarak. Diğerleri de diyor saldırganlığı azaltır diyor. Hangisi cevap o zaman? Biri öyle diyor, biri öyle diyor diyorsak arkadaşlar. Evet. B şıkkına bakıyor musunuz? Çocuklarda saldırganlığı daha mı çok yapıyor, daha mı az yapıyor? Cevap B şıkkı. Gördük mü? Birisi azaltıyor, biri çoğaltıyor diyordu. Video oyunları konusundaki tartışma ve devamındaki cümle. Başka hiçbir şey yok aslında yaptığınız şey.
ilerliyorum. Bazı insanlar düşünüyor ki video oyunları şiddete dayalı video oyunları arkadaşlar, şiddete dayalı video oyunları. Bakalım okumaya devam edersem göreceksiniz zaten arkadaşlar. Burada bazı insanlar diyor, those who think dedik, oyunlar şiddeti artırıyorlar dedi. Bunu anladık. Bir de those diyen grup var. Onlar diyor ki arkadaşlar, çocuklar bir çıkış buluyorlar duyguları için. Yani bir dışa vurum aslında bu diyorlar. Oyun oynayarak ve rahatlıyorlar diyorlar arkadaşlar. İkinci grupta bunu söylüyor. Şimdi bazı insanlar video oyunları konusunda şiddetle ilgili ne diyorlarmış? Gerçekçi değil. Çocukları korkutuyor. Daha şaşırtıcı, heyecan verici, eğlendirici. Yardım ediyor çocukların. Evet, bakın arkadaşlar, çocuklara yardım ediyor. Ne konuda? Şiddet duygularını atmaları konusunda. Nerede var bu bilgi? Çocuklar diyor bir çıkış yolu buluyorlar güçlü duyguları için arkadaşlar ve rahatlıyorlar ve doğal olarak da ondan kurtuluyorlar. Get rid of. Bilmiyorsanız bu kelimeyi notlarınız arasında mutlaka alın, çıkar karşınıza. Get rid of. Ve devam ediyorum. Bunu da yapalım arkadaşlar. Pasajın yazarı. Arkadaşlar, pasajın yazarı sonlarda konuşur. Yazar önce anlatır, anlatır. Diyeceği varsa sonda söyler. Bakalım demiş mi bir şey. Anlatmış bunları yazar. Şuradan başlayayım. Her iki görüş de makul ve mantıklı. Taraflar fikirlerini destekliyorlar. Güzel. Etik konular önlüyor araştırmacıların deneysel manipülasyon yapmalarını. Arkadaşlar buraya kadar iyi. Yazar fikrini söylemedi. Her iki tarafta dedi, kendini savunuyor diyor. Bakın. Bugüne kadar demek bu ifade. Kanıt, henüz net bir kanıt yok. Inconclusive, sonuçsuz. Henüz ortada bir şey yok arkadaşlar. Peki o zaman yazar bu tartışmada ne yapıyor? Bakalım isterseniz ne yapıyor dediğimizde. Şu şıkkı okur musunuz? Neither side ne demek? Neither side. Favor, neither side. İki taraf vardı. İki taraftan herhangi birine favor olmuyor yazar. Yani ne demek bu? Onlardan ikisini de desteklemiyor. Yani yazar sen haklısın, sen yanlışsın demiyor birilerine. En sonunda iki taraf da kendi fikrince makul diyor ve bugüne kadar ortaya diyor net bir sonuç çıkmadı diyor. Doğal olarak da yazar A'yı ya da B'yi desteklemiyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, geçiyorum. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Son sorumuz olması lazım ya. Yok, bitirmişim. Vay, bitirmişim. İyi, bugün tuttum kendimi, hızlı gitmişim. Bakıyorum derhal, derhal. Evet, arkadaşlar bitirmişiz. 45. sorunun cevabı Edirne'ydi. Böylece bugünkünü de tamamlamış olduk. Geçmiş olsun. Umarım faydası olmuştur konuştuklarımızın. Notlanan arkadaşlarımız olmuştur. Peki. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizinle olmak güzeldi bu akşam da yine. Yarın yine birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam mıyız? Rica ederiz. Rica ederiz. Dinleyen arkadaşlar olduktan sonra emek verilir arkadaşlar. Karşımıza dinleyen olsun yeter ki. No problem. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Size iyi akşamlar.